Şimdi biliyorum konuyu. Zaten biliyorsun birkaç program önce seninle uzayda, NASA'nın ayda filolar halinde çıkan giren aydaki yapılar, Mars'taki yapılar özellikle bunları detaylı konuşmuştuk. Ayda kesinlikle dünya dışı varlıkların üsleri var, istasyonları var, Mars'ta da var. Bu net, çok nettir. Dolayısıyla bu son dönemde gelen görüntünün biz teknik analizini yapmadık. Bu görüntü spesifik olarak bunun üzerinde bir yorum yapamam. Ama ayın karanlık bölümünde özellikle çok ciddi kuleler, şeffaf yapılar olduğu çok net. Zaten ay uçuşlarında da astronotlar defalarca karşılaştılar. Ay programının iptal edilmesinin sebebi de o. 1972'den sonra hiç aya gidilmedi. Hiçbir Rus kozmonot aya ayak basmadı. Çin kozmonotlar aya, astronotlar aya gitmedi ki onlar için çok kolay şu anda gitmek. Ay projelerinin komple iptal edilmesinin sebebi ayın şu anda işgal altında olması. İşgal demeyelim, ayı bir istasyon olarak kullanıyorlar. Dünyada da üsleri var. Dünyada bizim ulaşamadığımız bölgelerde de üsleri var. Siz diyorsunuz ki ay çalışmalarının durması, çünkü bilimsel olarak şöyle açıklıyor. Artık ayda keşfedilecek bir şeye gerek kalmadı. Her şeye vakıfız. Biliyoruz ay çalışmalarını durdurduk diyor bilim insanları. Ama siz şu an farklı bir şey söylediniz. Hayır, tabii. İşgal altında. İşgal demeyelim ama oraya üsleri var. Tabii gördüler onu. Var. Onları gördü. Bakın ayda bir koloni çalışıyor. Dolayısıyla gitmiyorlar. Ayda birçok deney yapacaktık. Hatta nükleer denemelerin birçoğunu ayda gerçekleştirmek istediler. Koloniler kuracaktık. Hepsi iptal edildi. Çünkü gözlem yaptılar, net gördüler astronotlar. Ayla ilgili ayda 3-4 kere yürüyüş yapıldı, o kadar. Yani ayın yörüngesi uçuşları çok yapıldı ama Apollo inişleri 4 keredir, 5 keredir. Dolayısıyla bu projenin iptal olmasının ana nedeni budur. Kesinlikle. Şimdi...